Don't try to Biz bu hafta İnegöl'ün mobilya sektöründeki lokomotif görevini üstlenmiş olan Nimut'tayız. 45 yıllık tecrübesiyle 9000 metrekarelik alanda üretim yapan ve Mobilium AVM'de B blok 37 numarada hizmet veren Nimut'un sahibi Hüseyin Bey ile beraberiz. Hüseyin Bey, öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Mobilium'daki en gözde mağazalardan bir tanesi sizde. Öncelikle sizden başlayalım. 45 yıllık tecrübe dedik başlarken. Nasıl 45 yıllık tecrübe? Biz ilkokul çağlarında kendi küçük bir atölyede başladığımız bu sektörde yıldan yıla gelişen trendler. İşte bunu biz hem bireysel çalışarak artı Ar-Ge yaparak artı dünyadaki bütün fuarları gezerek kendi içerimizdeki şu an görmüş olduğunuz ürünleri üretiyoruz. Bu ürettiğimiz ürünlerin içerisinde birçok yapıya sahip olan özel ölçü, modül bazında üretim, yüksek kalitede malzeme kullanımı, artı yetişmiş eleman gücümüz var. Şu an fabrikamızda çalışan 92 personelimiz var. Bunların içerisinde endüstri mühendisi arkadaşlarımız, mimar arkadaşlarımız, bütün arkadaşlarımızın birlikteki ortak kararlarıyla bu ürünler ortaya çıkıyor. Öncelikle yapmaya çalıştığımız ihracatla ilgili olan ataklarımızda Avrupa pazarına çok önem veriyoruz. Bununla ilgili birebir seyahatlerimiz oluyor. O bölgedeki yaşayan vatandaşların taleplerine göre, onların tarzlarına göre, onların isteklerine göre üretim yapmaya çalışıyoruz. İyi bir pazarımız var. Bunu artırmak için oradaki beklentilerle alakalı bütün trendleri, renkleri hepsini araştırıyoruz. Ciddi şekilde de şu an orada ihracat pazarımız var, payımız var. Artırmak için de tabii ki burada seyahatlerimiz devam edecek. Ürün gamımızdaki Ar-Ge'lerimiz devam edecek. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Mobilyalarınıza baktığımda hem lüksü görüyorum hem konforu görüyorum. Renkler trendi yakalamış durumda. Ar-Ge çalışmanız çok hızlı ilerlemiş galiba. Sürekli yenilen bir yüzünüz var. Evet. Neler yaptık bu sene? Neler, hangi renkler ön planda? Hangi tarzlar ön planda? Geçen yıl İtalya'da başlayan, Milano'da başlayan bir metal ağırlıklı bir tarz oluştu. Metal'in yanında şu an antrasit ve siyah renkler ön plana çıkıyor. Aynen öyle. Biz de bunların tabii gerisinde kalmayacağız da. Burada yapılması gereken bütün üretici firmaların yapması gereken, özellikle tavsiye ediyorum. Fuarların mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Ve yurt dışındaki ve özellikle yurt içinde de aynı şekilde satıcı mağazalardaki satıcı arkadaşların talepleri çok önemli burada. Biz bunları takip ediyoruz, edeceğiz de. Ar-Ge'lerimiz bitmeyecek, sürekli devam edecek. Şu an trend neyse biz onlarla ilgili zaten yeni ürünlerimizi yapıyoruz. Mağazamızda da şu an mevcut, ürünlerimiz mevcut. Önümüzdeki yıl tekrar bakacağız. Yani renkler nereye gidiyor, trend nereye gidiyor? Bunlarla ilgili biz yine çalışmamıza devam edeceğiz. Müşterinin bizden aldığı ürünlerde, yani hem toptan veya işte ev bazında olsun, biz bunların uzun ömürlü olmasına çok dikkat ediyoruz. Ar-Ge'lerimizi yaparken sadece görseliyle değil, oturum rahatlığı artı fonksiyonlarıyla da bunun doğru çalışması gerekiyor. Bunlarla ilgili testlerin çok uzun süre yapılması gerekiyor. Kullanılan malzeme kalitesiyle alakalı kesinlikle ve kesinlikle belgeli ürünlerin kullanılması gerekiyor. Biz buna çok dikkat ediyoruz firma olarak. Amacımız şu, bizim şu an ortalama 400 takım civarında bir üretimimiz var. Bunu çok arttırmayı düşünmüyoruz. Gelen talepler doğrultusunda ürün gamımızı özellikle ihracat ve Avrupa noktasındaki oradaki yaşayan insanların tüketeceği ürünlere yöneleceğiz. Bununla ilgili dediğim gibi araştırmamız devam ediyor. Çalışmalarımız da devam ediyor. Amacımız burada biz kendi firmamızı yurt dışında en iyi nasıl temsil edebiliriz? Yani
teslimat noktasında, termin noktasında, kalite noktasında biz bunlara şu an çok önem veriyoruz ve çalışıyoruz da bunlarla ilgili. Bütün ekip çalışıyor. İyiyiz, daha da iyi olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Nimut Mobilya'nın dış ticaret sorumlusu Murat Bey ile beraberiz. Kendisi tabii ki dış pazarda belli bir yerde önemli bir arkadaşlarından bir tanesi. Öncelikle nasıl gidiyor çalışmalarımız, Ar-Ge çalışmalarımız ne durumda? Biraz bunlardan başlayalım. Daha da sonra dış ticaretle alakalı konuşmaya devam edeceğim. Tabii. Söylediğiniz gibi ismim Murat Yıldız. Nimut Mobilya firmasında ihracat ve dış ticaret sorumlusu olarak çalışıyorum. Bizim firmamızda iş, operasyon ve satış olarak iki ayakta gidiyor. Ben kendi şahsıma satış tarafındayım. Ar-Ge çalışmalarımız oldukça yoğun, durmadan devam ediyor. Fuar üstüne fuar, pazar üstüne pazar, her yeni ülke yeni ihtiyaçlarla, yeni taleplerle geliyor. Dolayısıyla bizim onlara yetişebilmemiz için Ar-Ge çalışmalarımızı ve tasarım çalışmalarımızı sürdürülebilir ve sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Ar-Ge işimiz oldukça yoğun. Bir de başarılı bir ekip işi. Kalife elemanlarıyla beraber Nibu'nu daha ileride göreceğimizi ben düşünüyorum. Son olarak sözü sana bırakıyorum. Söylemek istediğin son olarak sözlerini alalım. Tabii. Kesinlikle başarı bir ekip işi. Biz ihracat tarafında şu an 3 kişiyiz. Bu 3 kişinin daha önce de dediğim gibi bizim işimiz operasyon ve satış olarak 2 bacağa ayrılıyor. Biz 2 kişi satış tarafındayız, 2 kişi operasyon tarafındayız. Sattığınız her ne kadar koltuk, mobilya, sehpa, sandalye olabilir. Önce güven satıyorsunuz. Önce karşınızdaki insana kendinizi çok iyi ifade etmeniz ve güven vermeniz gerekiyor. Bu güveni verdikten sonra ürün satışına geçebiliyorsunuz. Bizim ekibimiz gerçekten çok güçlü. Herkes kendi dalında, kendi işinde, kendi pazarında oldukça etkin ve yetkin insanlar. Ben böyle bir ekibe sahip olduğum için, böyle güzel arkadaşlarla çalıştığım için çok mutluyum, çok da memnunum. İnsan özellikle deniz aşırı ülkelerde seyahat ettiğinde ofisteki arkadaşının desteğini istiyor. Çünkü satış destekle beraber yürüyebilen bir iş. Kesinlikle öyle. Bir de biz şanslıyız, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama her gittiğimiz ülkede buradaki standartlarımızı bulamayabiliyoruz. O yüzden bize ekibimizden gelen destekler bizim işimizi çok kolaylaştırıyor ciddi manada. Bu yüzden ekibimiz şu an oldukça etkin, yetkin. İlerleyen dönemlerde muhakkak ki sayılarımız artacaktır. Daha da artması lazım. Her ne kadar biz 41 ülkeye ihracat yapıyoruz. Neden 80 olmasın, neden 120 olmasın? Ülkelere bölmek, pazarları o dili konuşan insanlara teslim etmek çok daha başarılı bir yöntem. Ama bunlar için henüz zaman var. Ama umarım kısa zamanda bu aşamaları da atlar. Daha güçlü bir ihracat birimine, dış ticaret birimine yetişiriz, ulaşırız. Ben başarıların devamını diliyorum çok sana. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. My love, diamond rings and Chevrolet.